Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Derbide Gülen taraf Galatasaray oldu. 2-1'lik skorla ama ilk yarıyla ikinci yarı arasında dağlar kadar fark var. Galatasaray 2-1 kazandı. Belki 2-0 önde bitirdiği ilk yarıyı ama 3-0 belki de 4-0 önde bitirebileceği bir ilk yarı oynadı. Bütün istatistiklerde öndeydi. Özellikle top kapma birebir de Topu doğru kullanma, pas oranı, pas yüzdesindeki başarı bütün bunlarda ezici bir üstünlüğe sahipti. Ama ikinci yarıda tam tersi oldu. Beşiktaş adeta hapsetti Galatasaray'ı ikinci yarıda kendi sahasına. Bu noktada Galatasaray baskıyı niye kıramadı? Hep kronikleştiğinden bahsettiğimiz problem nedeniyle. Yani birinci bölgeden kendi yarı alanından çıkarken yaptığı basit top kayıpları. O kadar basit top kayıpları oldu ki Galatasaray edinen. Babel bunları eşlik etti sonradan oyuna giren. Taylan Antalyalı yine böyle hücumdan. Orta sahadan özellikle savunmaya yardımcı olmak amacıyla gelen oyuncular da aldıkları topu doğru kullanamadılar. Dolayısıyla her topu Beşiktaş'a verince Beşiktaş tekrar tekrar ataklarını tazeledi. Tekrar tekrar atak üretiminde bulundu. Böyle bir fırsat verdi Galatasaray Beşiktaş'a. Halbuki bu kolay top kaybından kurtulup Domenek Torrent'in yapmaya çalıştığı pas trafiğini sağlayabilseydi Galatasaray ki bu akşam yapamadı. Belki o noktalarda oyuncu değişikliğiyle oyuna müdahale edebilirdi. Onu da Domenek Torrent yapmadı. Galatasaray bu kadar baskı yemezdi. Berabere hatta mağlup olabileceği bir ikinci yarı oynadı. Gerçekten dağlar kadar fark var arada. Ama ben kadro tercihi ve oyuna başlangıç anlayışı açısından Galatasaray'ın doğru yaptığı kanaatindeyim. Nitekim çok istekli başladı. Yine Beşiktaş Galatasaray'ı baskılamaya çalıştığı anlarda Galatasaray hızlı ucumlarla özellikle Kerem'i kullanarak ve Mustafa Muhammed'i kullanarak çok başarılı oldu. Ki Mustafa Muhammed bence iki tane gol pası ve yıpratıcı aksiyonlarıyla maçın en iyilerinden bir tanesiydi. Kerem belki iki tane gol attı ama o gollerin hazırlayıcısı Mustafa Muhammed'de hele bir tanesinde üç kişiyi ekarte ederek gol pasını verdi. Ne kadar güçlü fizik güç olarak Galatasaray'a ne kadar büyük katkı sağlayabileceğini gösterdi. Çok dirençli bir futbolcu. Atamasa bile attırabileceği ya da rakip savunmayı yıpratarak diğer arkadaşlarına pozisyon üretebilen bir oyuncu olarak bence çok başarılı Galatasaray'da iyi iş yapıyor. Bundan sonraki maçlarda da onu 11'de göreceğiz. Kerem Aktürkoğlu attığı gollerle bir kez daha iyi bir gece yaşattı Galatasaray'a. Kendi adına da iyi bir performans sergiledi. Çünkü Olimpik Lyon'dan Atletico Madrid'e kadar onu pek çok Avrupalı takım izliyor, takip ediyor. İyiki Peña ee, yine elinden geleni yaptı uyanıktı ee, ama iyi ki geliştirmesi gereken özellikleri var ee, ve yediği golde yani Rıdvan'ın sağ ayağıyla Beşiktaşlı Rıdvan'ın sağ ayağıyla attığı golde e, bacaklarını da kapatarak topa hamle yapması lazımdı kalecilikte temel kuraldır böylesine zorlu yerden sür sürünerek gelen toplarda elinizle blok etmeye kalktığınızda Ellerinizin hemen arkasında bacaklarınız kapalı pozisyonda olmalı. Böyle gitmelisiniz topa. Bunu unuttu. Ellerinden kaçırdı çünkü top sertti. Ama bacaklarına çarpıp topun gol olmasını engelleme şansında bacakları açık tuttu. Bacaklarını açık tuttuğu için kullanamadı. Dolayısıyla çok talihsiz bir gol yedi. Yeki Peña iyi ama standarda belli olan bir kaleci. Yeki Peña belli maçlarda iyi oynayabilir ama %100 maç kurtaracak kaleci değil. Yani Fernando Muslera ile rekabet edebilecek kaleci değil. Ben önümüzdeki maçlarda Fernando Muslera'nın kaleyi devralacağı kanaatindeyim. Elbette ki maçtan önce derbi ertelensin tartışmaları ve Şiktaş'tan gelen sert açıklamalar Galatasaray'ın verdiği karşılık bence sahaya özellikle de Galatasaraylı futbolcularının ilk yerdeki performansına etki etti. Çünkü bir motivasyon unsuru bu, bu, bu tür tartışmalar aynı zamanda. Futbolcuların yerli olsun yabancı olsun fark etmez. Bunlardan haberdar olmaması mümkün değil. Galatasaray top merkezli oyunu ilk yarıda bence başarıyla uyguladı. Top neredeyse Galatasaraylı oyuncular oradaydı. Birlikte kolektif e, savunmayı yaptılar. E, Beşiktaş çok etkin kenarları kullanarak özellikle çok etkin olmaya çalıştığı anlarda da bunu yaptılar. Ama e, top rakipteyken de e, topa giderek topu kazanıp e, topu doğru kullanarak da top merkezli oyun felsefesini pratikte gerçekleştirdiler. O yüzden ilk yarı Gerçekten örnekti. Galatasaray'da maç öncesi yayınladığım videoda söylediğim gibi takım olma olgusu Beşiktaş'a göre birazcık daha önde. Dominic Torel bir e, takım inşa etmeye çalışıyor. Takım oyununu oluşturmaya çalışıyor. Bu noktada genel itibariyle başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani eldeki malzeme çerçevesinde maksimumu yapıyor. Oyuncu tercihlerinde belki bazı eleştiriler getirilebilir ama genel itibariyle e, pas trafiğini sağlama, top merkezli oyunu oynatma ya da bunu benimsetmek konusunda çok çaba sarf ettiğini görüyorum. İlk yarıda Galatasaray bunu yapabildi. O yüzden hemen hemen bütün istatistiklerde Beşiktaş'tan daha bir tek kornerler dışında Beşiktaş'tan daha üstündü. Birebir de top kapma, topu doğru kullanma, alana iyi yayılma, tersine top atarak atak üstünlüğü sağlamak, atak adetinde net gol pozisyonu adetinde ya da ceza sahasındaki pozisyonlar açısından Beşiktaş'tan daha üstündü. Neden? Çünkü top merkezli oyunda topu doğru kullanma, doğru pas trafiğini sağlamak büyük bir önem arz ediyor. Top merkezli oyunda takım olarak topun olduğu yere kümeleniyorsunuz. Topu aldığınız zaman da sahayı iyi parselleyerek herkes, her oyuncu topu ayağına alan arkadaşını kendini göstererek arkadaşına kendini göstererek oynamaya gayet ediyor. Bu bugünkü modern futbolun işte Avrupa'nın ya da dünyanın elit takımlarının oynamaya çalıştığı bir sistem. Galatasaray'da eldeki malzeme çerçevesinde bu sistemi en iyi şekilde uygulatmaya çalışıyor Torrent. İlk yarı bunun örneğini gördüğümüz için ben ilk yarıyı çok önemsiyorum Galatasaray adına ama ikinci yarıda özellikle Beşiktaş'ta belli oyuncuların işte güvenin oyundan alınması, Kenan Karaman'ın oyundan alınması, Lernin Batçuay'ın oyuna girmesiyle hucumda daha etkin bir takım olmaya, daha basan e, pres yaparak top kapma özelliği daha yüksek bir takım olmaya başladı. anda Galatasaray bu sistemi işletemedi. Halbuki işletmesi lazımdı. Esas olan e, baskı yapabilen oyunculara karşı da işletme, e, işletmektir bu sistemi. Ki Perşembe günü e, bu baskı yapan oyuncu adedinin ve niteliğinin çok ama çok yukarıda olduğu bir takımla Barcelona ile karşılaşacak Galatasaray. Ve 0-0 elbette ki deplasmanda alınan bir sonuç Olarak iyi gözüküyor ama yeterli değil. Turu geçmek için kazanmak zorunda Galatasaray. 0-0'da e, maç uzamaya gidiyor ya da her, herhangi bir beraberlikte. Dolayısıyla Galatasaray'ın kazanması için Barcelona karşısında daha etkin bir hücum aksiyonuna sahip olması lazım. Yani Galatasaray e, bunu yaparken e, pres altında da kalacak. Bu prese karşılık verecek. Ve bu presten e, Galatasaray'ın çıkmasını sağlayacak doğru pas trafiğini de sağlaması lazım. Topu doğru kullanması lazım. Beşiktaş maçının ikinci yarısında olduğu gibi olursa Perşembe akşamı futbol literatürü içerisinde söylüyorum. Bir felaket olur. Yani Galatasaray fark yiyebilir Barcelona'dan. Böyle oynamamalı. Mahkum oynadı. Hakem kararlarının ben tartışmalı olduğu kanaatindeyim. Özellikle e, ikili mücadelelerdeki hakem kararları e, ki Beşiktaş'ın eleştirisine karşı e, bence hakem Atilla Kara olan e, Beşiktaş'ın ilk yarıdaki kararlara tepkisinden dolayı ikinci yarıda inisiyatif haklarını Beşiktaş'tan yana kullanmak şeklinde e, son derece önemli objektif hakemlik kriterinden uzak bir yönetim anlayışı sergiledi. E, belli kritik pozisyonlarda öyle büyük hatalar yaptı ama o hataların sonucunda gol olmadığı için maçın sonucuna tesir eden bir hata olarak kayıtlara geçmeyecek. Örneğin e, Gomis'in yerde kaldığı pozisyon son saniyede. Orada faal çalmalıydı, çalmadı. E, dönen top e, Beşiktaş akın oldu. Gol olsa maç 2-2 bitecek, çok şey değişecek vesaire vesaire. Şimdi e, Hakem yönetimi adına iyi bir gece olmadığını düşünüyorum. Zaten sezon boyunca 2-3 sezondur doğru düzgün hakem yönetimi olduğunu da düşünmüyorum ben. Galatasaray ilk yarıyı başarılı oynadı. Tebrik etmek lazım ama ikinci yarıdaki oyunu da kıyasayı eleştirmek gerekiyor. Fakat bunlardan daha önemli tablo Galatasaray'da bir bütünlük olduğunu. Artık Galatasaraylı futbolcuların birbirine daha yakın hissettiklerini, takımdaşlık duygusunu geliştirdiklerini görüyoruz. Domenek Torrent Kerem'i omzuna alıyor. Bütün futbolcular kucaklaşıyor ve taraftara gidiyorlar buna ihtiyaç vardı. Her ne kadar çok başarısız bir ikinci yarıda olsa kazanmak bir de derbiyi kazanarak Barcelona rövanşına gitmek Galatasaray'da moral motivasyon açısından çok ama çok olumlu bir tablo oluşturdu. Bu yönetime ve yönetimin 26 Mart'taki yani bu ayın 26'sındaki mali e, idari genel kuruldaki performansına da yansıyacaktır. E, futbol her ne kadar Galatasaray'ın bütünü olmasa bile başat spordur ve futbolda aldığınız sonuçlar yönetimi de, futbolcuyu da, teknik heyeti de belirler. Dolayısıyla İşler iyi gidiyor. Dominic Torrent ilk yerdeki oyun anlayışını diğer maçlarda 90 dakikanın bütününe yayabilirse bu takımı iyi noktalara taşıyacaktır. Çünkü gördük ki bugün bir kez daha adamın kafasında bir sistem var ve bu sistemi inşa etmek konusunda gerçekten iyi çalışıyorlar. Şimdilik veda ediyorum sizlere. Sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek. Hoşçakalın.